Hafta içerisinde olan olaylar nezdinde altcoin'lerdeki düşüşü ve genel durumu değerlendireceğiz. Bu şekilde bir haber var. Büyük kripto varlıkları zorlu bir hafta yaşıyor. Ethereum, Solana ve XRP en ağır darbeyi aldı. Aslında bakın hep söylüyorum piyasa bir denge halindedir diye. Mesela sürekli piyasada bu şekilde yorumlar var. Tabii yani gerçek bir şey söylüyor aslında ama sanki böyle cımbızlama dediğimiz olay var ya. Ya bu noktada tabii ki ya sitelerin ya da tarafların mesela hani analiz yapıp yapmaması kendine kalmış ama yapmışken biraz daha düzgün söylemek lazım. Ether tabii ki ciddi düştü. Sol da ciddi düştü. Ama öncesi peki ondan önce ne oldu? Mesela. Şimdi hiçbir kripto para yok ki. Ya şöyle bir şey yok maalesef. Bitcoin yükselirken 10 kat yükseliyor. Bitcoin yarı yarıya düştüğünde %25 düşüyor. Böyle bir altcoin yok. Yani bu şekilde. Mesela sola bakıyorsun. Evet ciddi düşüyor. Öncesinde ciddi yükseliyor. Coin'de büyük bir volatilite var. Dominans karşısında direnci de iyi coin. Dolayısıyla bunu bu şekilde değerlendirmek lazım. Bunu çok fazla farklı kripto paralar üzerinde benzer açıklamalar yapılıyor. Tümü yanlıştır. Tamam, onu söyleyeyim. Mesela balina satışlarından konuşuyor. Şimdi coin'in fiyatı düşüyor. Revaç bir haber, böyle hype bir haber yakalayabilmek için duygunun üzerine oynuyor genelde haber siteleri ve diyor ki bu altcoin mesela Shiba bir arada yakaladım çünkü birkaç kere yakaladım yani verdiğim örneği. Pip'te ya da Shiba'da çok yapıyorlar çünkü bunlarda çok fazla balina aktivitesi var ve popülerler. Diyor ki Pip balinaları satış yapıyor. Ya 10 tane balinanın biri ikisi satış yapmış son işlemde. Kalan 8'i 9'u almış. Tamam satış yapmışlar doğru. Ama %10'luk 20'lik bir toplam satış var. Ama onu satış var olarak lanse ettiriyor. Bu da yanlış. Ethereum son 7 günde son 7 ayın en düşük seviyesine indi. 1550 dolardan aynen. Ether ciddi bir düşüş yaşadı. Daha fazla düşüş yaşaması da muhtemeldir. 1500 dolarlara kadar. Çok sert geri çekilmeler yaptı. Tolere edecektir. Solana'nın değeri devam eden Sam Bankman-Fried davasıyla olan bağlantıları nedeniyle azaldı. Yalan. Bak yalan. Bu yalan. Hani bu doğru değil. Solcoin'in bu noktada SBF ile bir alakası yok. FTX vakasında satışlar yani beklenen satışlardan kaynaklı olarak Sol'un değerinin azaldığı oldu. Ama sonrasında pataküte yükseldi biliyorsunuz. Şu anki geri çekilmeler süreç içerisinde normal geri çekilmeler. Bak aynı süreçte Bitcoin de mi SBF'den dolayı düştü yani? Dolayısıyla ezber konuşulmaması lazım ve bu tarz sitelerde lütfen yoldan geçen herkesi yazar yapmayınız. İnsanlar okuyor çünkü. Kurumsal yatırımcılardan gelen son dönem yatırımlarına rağmen kripto piyasası Ethereum ve Solana gibi önde gelen kripto paraların önemli değer kayıpları yaşamasıyla zorlu bir hafta geçiriyor. Ethereum eşi görülmemiş düşükler. Bu arada doğru. Ether çok ciddi düştü. Ekstradan düştü yani. Bu noktada diğer altcoin'lerden ziyade Ether'de yani Ether üzerinde var olan yatırımcı özellikle Orta Doğu'daki karışıklıktan mütevellit Bitcoin'e geçme yani şimdi bakış açısı şu altcoin yatırımı yapanlar ekseri işte Sol, XRP mevcut bir takım risk faktörünü göz önünde bulundurup bunu yapıyor. Fakat Ether'le BTC'ye ana hatlarıyla bakış açısı ve yatırım motivasyonu aynı. Dolayısıyla bu şekilde radikal bir savaş ortamıydı vesaire oluştuğu zaman yatırımcı Ether yatırımcısı doğrudan daha fazla güven ortamına kaymaya çokça meyilli olmaktadır. O yüzden sert düşüşler gerçekleştirmiştir. Bu noktada XRP gayet iyi kaldı. Tabii XRP de öncesinde ciddi yükselişler yapamamış bir altcoin'ken ki bunun da teknik sebepleri var. Ama onun öncesi dersek zaten 2010'a 2011'e kadar gideriz. O yüzden o kısma girmiyorum ama XRP yükseleme işine rağmen son düşüşte de güçlü kalması yine de dengeli hareket yaptığını gösteriyor. Mesela Shiba dengesiz hareket yapıyor.
Ether de dengesiz hareket yapıyor. Ekstrem hareket yapıyor yani. Savaş kaynaklı olarak. Kripto paralar için zorlu bir haftada Ether piyasadaki düşüşten önemli bir pay aldı. Şu anda 1543 dolarda işlem görüyor ve bir haftada %6 düştü. Ether'de sadece anlık bir durum değil, Mart ayındaki fiyatına kadar geri döndü. Bir yıl önce büyük bir güncelleme geçiren Ethereum fiyatı daha yeşil bir protokol olmasına rağmen bu dalgalı piyasada pek artmadı aynen. Solana'nın tartışmalı bir figürle bağlantısı. Solana'nın dediğim gibi ezber konuşmanın çok bir anlamı yok. Solana'daki mevcut düşüşle SBF'nin hiçbir alakası yok. Hiç sıfır. Hiç yok. Diğer önemli piyasa düşüşleri. Sadece Ethereum, Tron, Sol piyasadaki bu olumsuzluklardan etkilenmiyor. XRP, Matic ve Bitcoin Cash tüm büyük kaybedenler arasında. Büyük kaybedenler arasında değil, kaybeden büyükler arasında derseniz doğru olur. Fiyatların %8'in üzerinde bir düşüş yaşadılar. Ayrıca Bitcoin en büyük ve en eski varlık. Haftalık bazda %4'lük bir düşüşle şu anda 26.759 dolardan işlem görüyor. XRP diğerlerine göre daha iyi kalıyor fakat bu yanlış anlaşılmasın. Ben bu noktada alımı önermiyorum çünkü bu tabii bir noktada şiş olduğu anlamına da gelir. Altcoin'lere şu anda yatırım yaparken daha doğrusu yatırım çok önermiyorum. Acele etmemek gerektiğini düşünüyorum. Daha çok gözler Bitcoin'de olmalı ta ki ilgili altcoin belli seviye gelene kadar mesela 46 sentten XRP alınır. Ya da 1500 dolardan Ether alınır. Yine solda aynı şekilde 21 dolarlardan kademeli alım yapılabilir. Ama yine bu kademeli ve temkinli bir alım olabilir. Ya bu şekilde yatırımcının bir bakış açısı olmalı. Sonuç, yatırım firması CoinShares'in geçen hafta sunmuş olduğu olumlu rapora karşı kripto piyasası şu anda fırtınalı sularda seyrediyor. Bu büyük düşüşlerin ardındaki nedenler çok yönlü olsa da protokol değişikliklerinden dış etkenlere kadar değişen faktörler kripto alanının diyor içsel dalgalılığını ve tahmin edilemezliğini vurguluyor. Yatırımcılar ve kripto meraklıları dikkatli ve bilgili olmalı. Sürekli değişen manzara falan. Evet. Maalesef İsrail roketleri burayı da vurdu. Ya bu noktada yapacak çok bir şey yok. Karışıklık devam ettikçe altcoin'lerdeki aşağı meyili sürecektir. BTC bu noktada iyi bir şekilde direnç sağlıyor. Piyasadaki genel hale vesaire. Dolayısıyla yatırımcı da temkinli hareketler yapsa iyi olur. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.